Herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizlere güzel bir konu anlatacağım. Eliyet sınavında sıkça çıkan konu güç aktarma organları. Tabi sadece konu anlatımı değil bu videomuz. Konu anlatımı ve soru çözümünden oluşuyor. Sorular şöyle. Konu anlatımımız güç aktarma organını anlatacağız. Arkasından da güç aktarma organıyla çıkmış çıkabilecek tüm soruları çözeceğiz. Yani bu videoyu izleyenler güç aktarma organlarıyla ilgili soru kaçırmayacak bundan sonra. Arkadaşlar hızlı bir şekilde soru çözümümüze ve konu anlatımımıza başlayalım. Ee, videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hemen geçiyorum. Arkadaşlar videolar dikkatli izleyin. Buradaki video konu anlatımlar ehliyet sınavına yönelik. Yani bur burayı öğrenirseniz ehliyet sınavında çıkmış çıkabilecek tüm sorular çözersiniz. Bazı detaylar var. Ben buraya hepsini almadım. Buradaki anlatımlar özellikle ehliyet sınavına yönelik anlatımlar. Yani bu da demek oluyor ki söylediğim her cümle önemli. Öncelikle şunu ezberleyeceksiniz. Şurada bir fotoğrafımız var gördüğünüz üzere. Ee, böyle bir iskelet, araç iskeletine benzer bir fotoğraf diyeyim. Şurası. Buranın ekran fotoğrafını alın. Ben burayı karalamadan. Karalarsam da geri alıp videoyu alın mutlaka. Bu fotoğrafımızda bu parçaların yerlerini ezberleyeceksiniz. Başka yolunuz yok. Ben sizi öğretemem. Hiç kimse de öğretemez yerlerini. Zaten şunun motor olduğunu, şunun da vites kutusu olduğunu bilirsiniz. Zaten bakın bu vites. Vites kolunu görüyorsunuz mu? Bu vites, bu da vites kutusu. Bu şaft, bu diferansiyel. Diferansiyeli öğrenmeniz için size kolay bir yöntem söyleyeceğim. Çünkü üzerinde çok duracağımız bir parça. Bunu unutmazsınız muhtemelen. Bu aks tekerler. Aks şu parça. Bak aks. Aks. Diferansiyel de şu kısım. Şaft bu. Arkadaşlar şimdi gelelim konumuza. Burada ele alacağımız konu <laughs> debriyaj, vites, vites kutusu, şaft, direksiyon, diferansiyel, akslar ve tekerler. Arkadaşlar e, ekstradan bazı mesela vites kutusunun detaylarını, tekerleklere ufaktan bir değinme yapacağım. Şimdi her cümleyi tek tek okuyalım. Diferansiyel tekerleklere güç ve tort dağılımı sağlamak için şu parça. Diferansiyel dediğimiz parça bu. Bu şuradan kalemimi alayım. Bu parça hop. Bakalım ne işe yarmış. Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak. Şafttan gelen torku arttırarak akslara iletmek. Bak şuradan gelen gücü bu akslara iletiyor. Akslar da tekerleklere iletiyor. Yani şöyle düşünün. Güç aktarma organları şu şekilde aktarılıyor. Böyle geliyor gücü. Güç motordan başlıyor. Böyle arkaya doğru gidiyor bir su misali. Yönü hep aynı. Şafttan gelen torku arttırarak akslara iletiyor. Şuralara akslarda tekerlekler iletiyor. Virajda diferansiyelin en önemli konusundan biri, en önemli mevzularından biri çok çıkar. Diferansiyelle ilgili soru çıktı sorduklarında bunu sorarlar. Virajlarda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlar. Bak şu önemli. Yani buradan anlayacağımız şu. Virajlarda bu iki tekerleklerin birbirinden bağımsız dönüş yapmasını sağlıyor. Yani bu tekerlek 10 tur atıyorsa virajda bu 5 tur atıyor gibi. Yani bu rakamlar doğru olmaz ama mantığı bu. Bu sayede kolay ve rahat viraj almayı sağlıyor. Bakın bunu bu şekilde sorarlar. Aracın kolay ve rahat viraj almasını sağlayan parça nedir derler. Diferansiyel. Bak diferansiyel. Unutmayın, gözünüzde canlansın diye fotoğrafını koydum, yazısını yazdım. Sadece yazı yazsam unutursunuz. Unutmayasınız diye fotoğrafını da koyuyorum. Şimdi çok kafaya takmayın. Sorulara geçince daha iyi anlayacaksınız. Bu da virajlarda çekici lastiklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar. Farklı diferansiyel bu. Geçtik kavrama yani debriyaj. Ee, bu da Motorda vites kutusu motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme olanağı sağlayan aktarım organıdır. Bak. Vites değiştirme işinde kavrama yani debriyaj sağlıyor. Debriyaja bastığınızda irtibat kesiliyor. Bu da vites değiştirmeye kolaylık sağlıyor. Akslara gelirsek akslar şunlar. Bak. Bazen şu şekilde yani o sorulara geçeceğim neyse. Diferansiyelin hareketini teker iletir. Ne demişti yukarıda? Şafttan aldığı hareketi aksa iletir demişti. Aks ne yapıyor? Tekerlekli iletiyor. Bakın hareket şu şekilde geliyor arkadaşlar. Motordan. Zaten hareket motorda başlar. Biliyorsunuz herhalde tekerde başlayacak hali yok. Bu hareketi motor başlatıyor. Bu şekilde bak arkaya doğru. Bak şu okla gösterdim ya. Buradan başlıyor. Bu şekilde geliyor. Bu şekilde tekerleklere kadar gidiyor. Zaten mantıken de ne olur? Şarttan aldığını diferansiyele gider. Bak hareket şarttan diferansiyel'e Diferansiyelden de aksa gider. Bak akslar da diferansiyelin hareketini tekerlekleri iletir. Arkadaşlar bunların her biri soru bak. Diferansiyelin hareketini tekerlekleri ileten parçanın ismi nedir? Aks. Motor. Yakıt motoru da anlatalım. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisiyle gücünü kavrama, debriyaj aracıyla vites kutusuna aktarır. Bakın. Isı enerjisiyle çalışıyor, güç oluşturuyor, güç. Bu da debriyaj aracılığıyla vites kutusuna iletiyor. Vites kutusu da aracın hızı ve gücünü ayarlar. Bu da bu. Şurada önemli notlar var şu kısımda. Şunun rengini bir değiştirelim. Şöyle sarı yapıyorum beğenmiyor arkadaşlarımız. Kırmızı yapıyorum biri İtiraz ediyor. Ben de anlamadım. Mor mu yap arkadaşlar? Mor yapalım ya. Geçen sarı yaptım hocam. Ben okuyamıyorum, göremiyorum sarıyı diyor. Enteresan enteresan arkadaşlarınız var. Ama hepsine de hitap etmeye çalışıyoruz yine. Kızmıyoruz. Bakın şuradaki maddeler önemli. Bunların her biri çıkmış soru. Hatta şunu alalım. Şu sihirli kalemimi alayım. Bak aracın çalışma esnasında bir miktar gaz verdikten sonra debriyaj pedalının sonuna kadar basmanın faydası vardır. Bu bilinmesi gereken bir şey. Yani debriyajın sonuna kadar basacaksın. Debriyaj teli koparsa araç vitese geçmez. <laughs> Neymiş? Debriyaj teli koparsa araç vitese geçmiyormuş. Çıkmış soru. Araç vitese geçmiyorsa sorun ne de, neden kaynaklanır? Diyor debriyaj teli kopmuştur. Vites değiştirirken debriyaj pedalına basılır. Otomatik araçlarda bu zaten değişti ama sınavda Otomatik manuel diye ayırmıyor. Bu soru geliyor. Yani bilmeniz lazım. Ben otomatik kullanacağım. Deme lüksümüz yok. Vites değiştirirken debriyaja basarak değiştiriyoruz. Vites değiştirirken ses geliyorsa. Bak bu da soru olarak gelmişti. Debriyaja tam basılmamıştır. Ya da vites kutusu yağsız kalmıştır. <laughs> bu debriyaja tam basılmamıştır. Ya da vites kutusu yağsız kalmıştır. sorusu daha önce çıktı mesela. Ani sert duruş kalkışı yapmak debriyaj balatasını sıyırır. Bak şu şekildeydi soru. Ani sert duruş ya da kalkış yapıyorsa bir kişi debriyaj balatasını ne olabilir? Sıyırabilir, zarar verir. Anlayacağım. Vites kutusuna bakım yaparken yağ ve yağ kaçağına dikkat edilir. Bu çok çıkmaz. Taşıt hareket halindeyken debriyaj pedalına yarım basılsa debriyaj bilyesi bozulur. Bu da çıkmış soru. Debriyaj bilyesinin bozulma sebebi nedir? taş hareket halindeyken debriyaj pedalına basıyorsanız debriyaj bilyesini bozarsınız. Bir de buraya yazmamışız galiba ama şöyle bir şey vardı güç aktarma organları ile ilgili. Aracı durdurmak istiyorsak debriyaja basmıyoruz arkadaşlar. Frene basıyoruz. Bunu da bilin. Hem debriyaj hem frene basarsanız olmaz. Doğru değil o hareket. Şimdi geçelim. Güç aktarma organlarına şimdi birçok arkadaşınız diyecek. Hocam ben çok da bir şey anlamadım burada. Hak veriyorum. Anlamayabilirsiniz ama izlemeye dinlemeye devam edin. Soruları çözünce anlayacaksınız. Yine anlamazsanız bir kere daha izleyin. Şimdi bakalım bu vatandaşlar bize bu konuda hangi soruları sormuş. Milli eğitim. Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Mesela çıkmış bir soru. Hemen işaretleyelim. Bakın arkadaşlar. birin ikisini bilirseniz diğerlerini yerine koyarsınız. Mesela benim en çok bildiğim şey diferansiyel. Çok sevdiğim bir parça. Virajlarda dönüşü kolaylaştırıyor. Bunları sesli olarak söylüyorum ki siz de aklınızda yer edinsin diye. Niye seviyorum diferansiyel? Arkadaşlar virajlarda kolay dönüşü sağlıyor diferansiyel. Onun için bunun ismini de hiç unutmam genelde. Virajın iki tekerin dönüş hızını ayarladığı için çok hoşuma gidiyor. Bu diferansiyel olmasa virajlarda dönüşümüz çok zor olur. Mesela 2 numaralı diferansiyel. Hemen şıklarda eleme yöntemi yapın. Bu tür sorularda. 2 de diferansiyel olmayanları eleyin. Mesela bu ele. Eksi. Bu eksi. Burada diferansiyel var. Burada da. Bunun ikisi olabilir. Bakalım şimdi. En çok bildiğimiz hangisi vardı? Aks. Aksı da ben biliyorum. Bu da bu diferansiyelden aldığı gücü tekerlere iletiyordu bu. Bunun başka bir çok şeyi yok. Aks diferansiyelden aldığı gücü teker iletir. Bunu bilseniz aks ile ilgili sorular çözersiniz. O zaman 3 numarada aks olanlar hangileri? Burada şaft var. Bu da yanlış. Doğru cevabımız neymiş? A şıkkı. Bakın arkadaşlar. Şu da şaft. Baş harflerini yazıyorum ben sığmıyor diye. Bakın eleme yöntemiyle gidin. Soruyu çözerken de aynı zamanda diferansiyelin şaftın aksin görevlerini de anlatmış oldum. Şaft ne işe yarıyor? Vites kutusundan aldığı gücü diferansiyeli iletiyor. Geçelim. Sonraki soruyu nasıl sormuşlar? Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? Şaft, alternatör, marş motoru, amortisör. Hemen fotoğrafımız aklımıza gelsin. Hangi parça var? Zaten şurada da sormuştuk. Şaft demiştik. Bak şaft. Alternatör. Akü ile şarjla alakalı. Bu yine aynı şekilde. Bu amortisör süspansiyon sistemini ilgilendiriyor. Şaft. Bizim için önemli olan parça şu işte. Bak şaft. Şaft neydi? Vites kutusundan aldığı gücü diferansiyel aktaran parça. Şöyle uzun parçaydı. Şurada tekerlekleri var. Arkadaşlar bunları bilerek yapıyorum siz anlayasınız diye. Yoksa ben bunu çizmem. Fotoğraf çizimim de iyi değil zaten. Şurada motor var. Kafanızda yer etsin diye yapıyorum tekrar tekrar. Şura vites kutusu, şura şaft, şura benim en sevdiğim parça diferansiyel, şura aks. <laughs> şaft yani cevabımda. Geçtik başka nasıl sorarlar bunu? Motorlarda yağlama sisteminin amacı hangisidir? Hım. Yakıt tüketimini arttırmak, motorun erken ısınmasını sağlamak, debriyaj balatasının aşınmasını önlemek, sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak. Arkadaşlar bu soru çok aktarma ile alakalı değil. Fakat bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Yağlama sistemi genel olarak araçların parçasını uzatıyor. O da yani vites ve motorun vites bilyesinin yağlamasıyla alakalı olduğu için bu soruyu buraya koydum. Eğer vites bilyeleri yağsızsa ses yapar vites geçişlerinde ya da sıyırınma ya da eskime varsa. Geçtik. Başka nasıl sormuş? devriyaj balatası sık sık bozulmasının sebebi. Bak sık sık bozulmasıyı yukarıda söylemiştim. Yani debriyajın aslında debriyaj bilyesin pardon. Debriyaj telinin kopması, debriyaj pedalına hiç basılmaması, debriyaj pedal boşluğunun artması taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı olarak debriyaj pedalı üzerinde tutulması. Bazı arkadaşlarımız acemi şoförler özellikle bir şey çıkacakmış gibi böyle debriyajın frenin üstünde tutuyor ayağını. Bu durumda da debriyaj bilyası bozulur. Cevap bu. arkadaşlar yeni ara, yeni şoförler bilyaları taatma dağıtmayın. Aklınızda bu şekilde kalsın. Ona dikkat edelim. Yukarıda da ilk slide'da söylemiştim. Sık sık bozulma sebebini taş hareket halindeki debriyajın üzerine. Yani debriyajla bizim işimiz ne zaman vites değiştirirken. Onun dışında işimiz yok. Diğer zamanlar ayağınız üstünde tutmayın onu. Şekildeki soru işaretle gösterilen yer. <laughs> Bu neydi? Ş, D, A. şey daha gibi bir şey çıkıyor aslında. Aks. Hop aks. Arkadaşlar şaft vitesten aldığı gücü diferansiyele diferansiyel aksa aks tekerlekleri iletiyor. Diferansiyelin görevi neydi? Virajlarda aracın dönüşünü kolaylaştırmak. Nasıl kolaylaştırır? İki tekerin birbirinden farklı turlarda dönmesini sağlayarak. Geçtik başka nasıl sormuşlar? Yine şaftı sormuşlar mesela. Bak bu başka yılın sorusu, bu başka yılın sorusu. Geçtik Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek vites değiştirme imkanı sağlayan güç aktör organıdır. Bakın vites değiştirirken biz neyden faydalanıyoruz? Amortisör, helezon yay, fren balatası kavrama yani debriyaj. Tabii ki doğru cevabımız D seçeneği. İrtibatı nasıl kesiyor? Biz bir bastığımızda irtibat kesiliyor ve vites değiştirme imkanı sağlıyor. Geçtik sonraki soru. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile ilgili torkunu ayarlayan güç aktarma organı. Bak soru işaretini görüyor musun? Nereye gösterdiğini. Aslında şu fotoğraflarımızda var. Açısı farklı. Bak şura. Gösterdiği yer bura. Burası ne? Kutu gibi zaten. Bak unutmayın ha. Bak bir kutuya benziyor. Koli kutusuna. Bisküvi kutusuna. Artık neye benzetirsen. Unutma diye söylüyorum bunu. Bak bu vites kutusu. Ne işe yarıyormuş? Aracın torkunu ve hızını. Güç aktarma organı. Yani tork ve hız. Geçtik. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen ve aracın hareket için gerekli gücü sağlayan. Hareket için gerekli gücü sağlayan. Güç nerede üretiliyor arkadaşlar? Aracın gücü nerede başlıyor üretilmeye? Bak fotoğrafı burası vites kutusu burası ne? Gidelim ya arkadaşım ya en başa kadar gidelim. <laughs> bak motor. Motor bak böyle karma karışık bir parça. Neresi? Bunu yaptık buradaydık evet. Bak motor. Zaten şuradan aklınıza gelsin. Rotla alakası var mı? Bunun yok. Frenle alakası var mı? Yok. Diferansiyel burada mıydı? Hayır. O da iki tekerin ortasında bulunuyordu. Burada motor. Eleyerek de gidebilirsiniz. Bilmezseniz. Sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar? Benim en sevdiğim parça. Neydi? Diferansiyel. Gördün mü? Sormuş adam bunu bu şekilde. Bak unutmayın abi. Cenk hocanın en sevdiği güç aktarma organı. Diferansiyel. Bak soru işaretiyle yine neyi sormuş? Yukarıda da sormuştu. Aksi sormuş. Bunu yukarıda çözdük diye hızlı geçiyorum. Her zaman aksi sormaz. Bazen şahtı bazen diferansiyeline de soru işareti koyuyorlar. Aracın hareket için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir? Fren, motor, egzoz, diferansiyel. Güç. Güç dediğimiz zaman ne? Gücünü nereden alır araç? Motordan. Unutmayın. Zaten frenle alakası olabilir mi? Egzozla alakası olabilir. Diferansiyel de benim en sevdiğim parça. Onunla da alakası yok. Geçtik. Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır? şart amortisör vites kutusu diferansiye. Arkadaşlar videoları yavaş anlatıyorum arkadaşlarınız iyi diye. Çünkü bazı arkadaşlarınız çok hızlı anlatıyorsunuz hocam diye. Siz eğer konuya hakimseniz video hızını arttırabilirsiniz YouTube'da biliyorsunuz değil mi? 1.25 yapın. Ama anlayamıyorsanız bunu izleyin. Hatta anlayamayanlar bir kere daha izlesin. Bundan sonra haftada bir iki kere konu anlatım videosu çekeceğim bu şekilde. Mesela önceki videomuz neydi? Bir tane video çekmiştik bundan önce. İsmi aklıma gelmedi ya. Orada e, hava filtresi. Ha. Hava filtresi videosunu çektim geçen hafta. Arkadaşlar çok güzel yorum yaptı. Hocam bu şekilde doğrusu kafamızda daha iyi kalıyor diye. Onun için bunu yapıyorum. Videoyu beğenip yorum yaparsanız. Düşüncenizi bana iletirseniz sevinirim. Bak arkadaşım. Hangisi geri hareket? Arkadaşlar aracın geri hareketini neyle sağlıyoruz? Vitesle geri vites atarak detaylı düşünmeyin. Şart olmadığını, amortisör olmadığını, diferansiyel olmadığını biliyorsunuz artık. Burada yine aksı sormuş. Ne kadar çok sormuşlar arkadaş bu aksı ya. Allah. Im. Güç aktarma organlarından hangisine geri hareket yeteneği bunu çözdük. Yine iki kere sormuşlar. Onun için iki kere koymuşumdur. Aşağıdakilerden hangisi vites kutusu ve diferansiyelde yağın azalması sonucu oluşur. İlk slaytta ilk başta konu anlatımında yapmıştım. Bunu anlatmıştım bu konuyu. Neymiş? Farların bozulması, vites değiştirmenin kolaylaşması, manifoldlarda kaçakların olması, ses sürtünme ve aşınmanın olması. Arkadaşlar, yağ azalırsa ne oluyor? Ses sürtünme ve aşınma olur. Bu sadece hmm, vites kutusunda değil. Her yerde. Mesela diferansiyel ses çıkartıyorsa bilin ki yağ azalmıştır ya da sürtünmesi. Motorda da aynı şekilde arkadaşlar ses yapıyorsa aracın herhangi bir parçası yağla çalışan bir parçası yağ azalmıştır. Bundan dolayı da sürtünme aşınma. Bizim evde kapılarda da aynı zaten arkadaşlar. Oradan bağlantı kurun. Sonraki soruya geçtim. Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda bak başka zaman yine aynı soruyu sormuşlar. Bu neydi? Benim en sevdiğim güç aktarım organı diferansiyelde Geçtik mi? Hemen bu da şunu da anlatayım. Amortisör Bunlar süspansiyon sisteminin parçası. E, ee, amortisörün görevi şey. Aracın tümseklerde ya da çukurlara düştüğünde sönümlemek. Yani sarsıntıyı azaltmak, sürüş konforunu arttırmak. Bakın aynı zamanda bu amortisörle ilgili bir söylediğim cümlede çıkmış soruydu. Direksiyon araca yön vermeyi sağlayan parça kilometre sayacı da aracınızın önünde bulunan gösterge panelinde bulunan gittiğiniz kilometreyi gösteren sayaç. Seyir halindeyken sürekli yarım debriyaj yapılması durumu hangisine neden olur? Lastiklerde aşınma, taşıtın hızında artma, fren balatalarında aşınma, debriyaj balatasında aşınma. Neye basıyor? Debriyaja. Bak debriyaj balatasında. Debriyaj balatasında azalma yapar. Ondan sonra bilyeyi dağıtmayı dağıtırsınız. Bu hareketi yaparsanız az önce ne dedim? Acemi şoförle ayağınızı debriyajın üzerinde tutmayın. Debriyaj bilyesini ve balatasına zarar verirsiniz geçtik hangi durumlarda debriyaj pedalının kullanılması uygun olmaz vites değişimi sırasında aracın durdurulması esnasında hızın azaltılması ve frenleme anında aracın ilk harekete başlatılması sırasında vites değiştirirken var bu okey aracın durdurulması anında da var arkadaşlar durdurulması derken tam duruş yani duruyorsanız debriyaja basıyorsunuz ondan sonra el freni çekiyorsunuz vitesi atıp biniyorsunuz bu da var hızın azaltılması yani kırmızı ışığa yaklaşıyorsunuz burada debriyaja basılmaz gibi ya da hızınız yüzde gidiyorsunuz 80'e düşmeniz gerekiyor debriyaja basmıyoruz ya da debriyajla frene birlikte basmıyoruz bazı arkadaşlar bunu yapıyor yüzden 70'e düşürecek hızını mesela hem debriyaj hem fren yapıyor orada yapmayın sadece fren yapmanız yeterli hızınızı azaltmak için aracın ilk harekete başlatılması zaten debriyaja basmadan vites geçmez Araç hareket etmez. Otomatiklerde de böyle, manuellerde de böyle. Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebi değer? Araç hızının fazla olması, avans ayarlarının bozuk olması, direksiyon kutusunun arızalı olması, debriyaj balatasının aşınmış olması. Arkadaşlar debriyaj balatasında ya da bilyesinde sorun varsa bu şeyler hep başınıza gelir. Kaçırma. Kavrama yani debriyaj sistemi motorun hareketini aşağıdakilerden hangisini iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar. Vites kutusuna, alternatöre, marş motoruna, fren balatalarına. Arkadaşlar debriyaja bakalım. Debriyaj nereye iletiyor? Tabii ki vites kutusuna. Vites kutusu şafta, şaft, diferansiyel, diferansiyel, aksa, aks tekerlekleri gibi gidiyor. Aşağıdakilerden hangisi aracın süspansiyon sisteminde? Bu soru nereden karışmış arkadaşlar? Ha, gerçi bunu şey için sormuşumdur ben. Diferansiyel devriyaj şaft var diye. Bakın burada da süspansiyon sisteminde sormuş. Bunların hangisi bunlar güç aktarım organı? Bu ne? Amortisör süspansiyon sisteminin parçası. Eğer güç aktarım organlarını iyi bilirseniz bu soruyu çözersiniz. Amortisör sistemini bilmeseniz dahi. Geçtik sonraki soruyu. Motor, araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır? Kornaya, vites koluna, fren pedalına, debriyaj pedalına. Aracı ilk defa çalıştırırken debriyaja basmanız lazım. Zaten yoksa da çalışmaz uyarı verir. Otomatiklerde de manuellerde de. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir? Benim en sevdiğim parça. Yakıt tasarrufu sağlar mı? Diferansiyel Hayır. Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlar mı? Hmm. Zaten iki cevap bulmuşuz ya. <laughs> cevap buymuş. Hangisi değildir soruyormuş. Peki diğerlerini okuyalım. Tork dağılımını sağlıyor muydu? Sağlıyor. Hatta şöyle bir şey yapıyor. Güç. Bazen bir tekere az bir tekere fazla veriyor gücü. Ki virajlarda daha kolay dönsün diye. Şafttan gelen torku akslara iletiyor. Evet. Bu da var. Virajda tekerleklerin fazla hareket etmesini sağlar. Birbirinden bağımsız. Bu da var. Doğru cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar güç aktarma organlarını burada bitiriyorum. Anlatmam istediğiniz konu varsa yorum kısmına yazın. Instagram'dan bizi takip edin. Mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlara da cevap Instagram'a da. Bir de videoları beğenin. Başkasına hazırlanan arkadaşlarınızla videolar paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın. Sınava girecek arkadaşlara başarılar dilerim.